Murat Örel, tam olarak olay nasıl oldu? Siz bir televizyon programından çıktıktan sonra yaşandı değil mi bu saldırı? Evet. Türk MTV'de Meydan diye bir program sunuyor Yavuz Bey. Yavuz Selim Demirel, Yavuz abi. Zaten çok öncesinden de konuşuyorduk bir program yapalım diye. Cuma günü de kendim konu. Programda da hatta konuştuk. Böyle gazeteciliğin zor olduğunu, tehditler olduğunu falan diye de getirdik. Program çıkışında ben İstanbul'a döneceğim için beni sen bırakır mısın? Hem de yolda sohbet ederiz dedi. Tabii dedim. Yolumun da üstü bırakayım abi dedim. Evin önüne geldiğimizde ben aşağı inmek isterim. Yavuz abi hiç inme. Yolun uzun zaten kardeşim. Sen devam et. Ben evime çıkacağım zaten bundan sonra dedi. Ben arabayla ayrıldıktan sonra Doblo'dan inen bir kalabalık grup Yavuz abiye sopalarla saldırmış. Tabii ben bunun Saldırı peşinde değildim. topalarla oluyor. Tabii sopalarla oluyor. Yolda da ben giderken bir yine aynı Doblo'da bir araç kırmızı ışıkta beni sıkıştırdı. Ama ben normal trafik münferit olay diye düşündüm ki hala öyle düşünüyorum. Ama polis biraz sorunca anlattım bu böyle bir olay da yaşandı ama nedir ne değildir bilmiyorum. Kamera kayıtları vardır orada dedim. Peki Sanki olur. aynı tipte bir araç olduğunu anlıyorum. Evet, Plakaları aynı aslında. mı? Ona dikkat ettiniz mi? Yok, zaten yağmur yağıyordu. Öyle plakayı falan görme şansım yoktu. Çok da üstünde durmadım işin açıkçası. Hani tamam sıkıştırdı beni köşeye. Mecbur kırmızı ışıkta da geçmek zorunda kaldım zaten ben. Geçtim kırmızı ışıkta. Ankara'dan çıktıktan sonra Yavuz Bey'in kızıyla konuştum ben. O abi babama saldırdılar. Bizleri gördük. Doblo'dan indiler ve ardından da devam ettiler senin peşine doğru dedi. Onu söyleyince zaten ben aa dedim böyle bir şey olabilir mi acaba diye merak uyandı bende. Onu söyledim ama Yavuz abiye saldıranların şeyi belli. Zaten polisin bizim ifademizi de aldı. Polisin ilk söylediği kullanılan plaka sahte. Oradaki kişiler de sim kartından kullanarak Yavuz abiye saldırmışlar. Yavuz abiyle de konuştuk tabii hemen olayın akabinde biraz ilerleyen saatlerde. Sokakta Sağlığı çıktık. nasıl? Onu soracaktım. Dün yoğun Sağlığı. bakımda diye bir haber Evet, geçti. evet. Evet, yoğun bakımdaydı ki şöyle düşünün. Hem kaşı yarıldı hem kafası yarıldı. Ardından da birkaç darbede omurilik soğanı dediğimiz yere geldi. Yani tam ense kısmına geldi sopalar. Gelmiş daha doğrusu. Orada ister istemez bir kontrole tabi tutması gerekiyor ve bir şuur, ufak bir şuur kaybı gibi bir şey oldu. Ondan dolayı müşahede altına aldılar. Dünden beri de sağ olsunlar çok ilgilendiler. Şimdi bugün sabah son tomografisi çekildi. Çok şükür temiz çıktı. Herhangi bir sorun yok. Peki Yemeğini soruşturma de ile yedi. ilgili sizde bilgiler ne? Size aktarılanlar ne? Eşkaller belli. Kişiler mesela gözaltına alınmış mı bununla o olayla Dün ilgili? polisin söylediği komiser beyin ismini unuttum. Komiser bey çözmek üzereyiz. An meselesi dedi. Eşkalleri tespit ettik. Bunun üstüne yoğunlaşıyoruz dedi. Ve ondan sonrası yok. Bugün tekrardan kendisiyle konuşacağız tabii ki. Şimdi Yavuz abi az önce yemek yedi. Biraz sonra da polislere ifade verecek. Peki siz bir gazeteci olarak bu saldırıyı nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle seçim arifesi böyle bir bağ kuruyor musunuz? Ya da Yavuz Bey'in yazılarının getirdiği bir tehdit olabilir mi? Buna dair yorumunuz ne? Ya şöyle zaten benim endişe duyduğum ve çok üzüldüğüm konuşayım. Yavuz abiye de konuştuğumda da söyledim. Hani benim yazılarımdan dolayı mı acaba? Hani bana gözdağı vermek için mi sana bunu yaptılar diye söyledim. O da hayır dedi. Hiç rahat ol, o konuda herhangi bir şekilde kendini üzmene gerek yok. Bu hepimizin başına gelebilecek bir şey diye telkin etmeye çalıştı. Ama benim düşüncem şu. Ne yazık ki seçim sonrasında, ya 31 Mart seçimlerinden sonrası Türkiye'de yaşanan iklim bu noktaya geldi. Ankara'da yapılan linç girişimine, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimin neticesinde şayet bizim hukuk sistemimiz ve değerli emniyetimiz bu olayı gerçekleştirenler hakkında adaletimiz ne yazık ki ceza vermezse ya da gerçekten bir soruşturma yapmaz ise bazı kimliği meçhul kişiler ya da gruplar bunlardan cesaret alıp nasıl olsa bir şey olmayacak edasıyla bizim gibi sadece gazetecilik yapan insanları yok etmeye ya da susturmaya ya da korkutmaya çalışıyorlar ki hala da çalışacaklar. Yani bu bizi etkileyecek mi? Hayır tabii ki. Doğruları söylemeye, insanları bilgilendirmeye hala devam edeceğiz biz. Bundan da herhangi bir şekilde geleceğe dair kendi adıma endişe duymuyorum. Yavuz abi de emin olun ki duymuyor. Bir de size ekstra bir bilgi verip Sayın Yavuz Selim Demirağ
programda da anlattık gerçi ama daha öncesinde, yıllar öncesinde Cumhurbaşkanı'na hakaret davası vardı. Dün o dava İstinad Mahkemesi'nden de sonuçlandı. Hafta içi de kendisi gidip cezaevine teslim olacak. Hakaret davası var. Hakaret davasıyla ilgili delil yok. Video var deniyor. Yavuz Bey defalarca videoyu istedi mahkemede. Video kendisine verilmedi. Ne olduğunu bilmeden, ne söylediğini bilmeden cezaevinde şimdi yatacak haftaya.